Merhaba arkadaşlar, yeniden birlikteyiz. Bu videomuzda organellerden bahsedeceğim size. İlk önce zarsız organellerden bahsetmek istiyorum. Zarsız organellerimiz ribozom ve sentrozomdur. Şekillerini ben önceden çizdim. Şekil üstünde de kısımlarını göstereceğim. Gerçi sentrozom pek bir şeye benzememiş olsa da yine de ufaktan bir andırıyor gibi. Ribozoma baktığımız zaman arkadaşlar, ribozom tüm canlılarda bulunan ortak organeldir. Sadece bazı hücrelerde yok. Mesela olgun al yuvar gibi bazı hücrelerde bulunmaz. Ama genel olarak biz tüm hücrelerde bulunur olarak alıyoruz. O zaman ilk olarak özelliğimize şunu yazalım. Tüm hücrelerde bulunur. Tüm hücrelerde bulunur. Yine ben parantez içerisinde istisnasını yazayım. Hani karşınıza çıkarsa şaşırmayın. Olgun al yuvar hariç diyelim. Olgun al yuvar hariç. Peki ribozom ne işe yarar? Nerelerde bulunur? Arkadaşlar, ribozom protein sentezinde görevlidir. Ribozomun yapısına baktığımız zaman yapısında küçük alt birim ve büyük alt birim bulunur. Bunlar mesajcı RNA'nın küçük alt birime gelip bağlanmasıyla bir araya gelirler. Normalde küçük alt birim ve büyük alt birim ayrı ayrıdırlar. Zaten bir araya geldiklerinde etraflarını saran ayrı bir zar olmadığı için biz ribozomu zarsız organel olarak alıyoruz. O zaman şöyle diyelim ribozom için. Küçük ve büyük alt birimden oluşur. Büyük alt birimden oluşur dedik. Bunlar mesajcı RNA'nın, mRNA yazıyorum kısaca, mesajcı RNA'nın küçük alt birime bağlanmasıyla bir araya gelirler. Arkadaşlar, protein sentezi bittiği anda, yani mesajcı RNA işte küçük alt birimden ayrıldığı anda, ribozomun büyük ve küçük alt birimleri birbirinden yine ayrılıyorlar. Evet, burada baktığımız zaman şurada alt tarafta çizdiğim yapı küçük alt birimdir. Küçük alt birim. Üst tarafta olan ise arkadaşlar büyük alt birimdir. Büyük alt birim. Şurada uzun ip şeklinde çizdiğim ise mesajcı RNA'dır. Gelip küçük alt birime bağlanır ve her iki yapının birbirine bağlanmasını sağlar. Ortada bakın 3 tane yapı var. Bunlar arkadaşlar amino asitlerin bağlandığı, taşıyıcı RNA'nın gelip bağlandığı kısımdır. Hani bu çok detaylı bir bilgiye girdiği için bunu yazmıyorum. Sadece bu kadarını bilmeniz yeterlidir. Şimdi ribozoma baktığımız zaman ribozomun görevi nedir diye sorulursa, ribozom protein sentezinde görev alır. Protein sentezinde görev alır. Tüm canlı hücrelerde bu yüzden protein sentezi ortak bir özelliktir. Arkadaşlar, ribozomların bulundukları yere geldiğimiz zaman ribozomlar sitoplazmada serbest olarak bulunabilirler ya da çekirdek zarı ve endoplazmik retikulumun üzerinde bulunabilirler arkadaşlar. Ayrıca yine ökaryot hücrelerde mitokondri ve kloroplastın içinde de bulunur. O zaman şöyle yazalım. Sitoplazmada çekirdek zarı endoplazmik retikulumun üstünde mitokondri ve kloroplastta bulunur. Arkadaşlar, sitoplazmada serbest olarak bulunan ribozomlarda sentezlenen proteinler sitoplazmada kalıyor. Yani hücrenin içerisinde kalıyor. Ama eğer ki bir protein dışarıya gönderilecekse, o zaman ya çekirdek zarının üzerinde sentezleniyor ya da endoplazmik retikulumun üstündeki ribozomlarda sentezlenip dışarıya gönderiliyor. Çünkü endoplazmik retikulum bir taşıma görevi görüyor. Çekirdek zarı ile işte hücre zarı arasında bir taşıma görevi gördüğü için burada taşıma görevi olarak proteinin dışarı gönderilmesini sağlıyor. O zaman şöyle yazalım. Ayrıca sitoplazmadaki ribozomlar hücre içi
Çekirdek zarı ve ER'deki ribozomlar, ER dediğimiz endoplazmik retikulum ribozomlar hücre dışı protein salgılar ya da protein üretir. Arkadaşlar, ribozomun yapısına baktığımızda şunu da bilmemiz lazım. Ribozomlar ribozomal RNA ve proteinden oluşmuşlardır. O yüzden bu da önemli, oldukça önemli bir bilgidir. Şuraya yazıyorum. Ribozomal RNA ve proteinlerden oluşmuştur. Oluşmuştur. Bu yüzden ribozomal nükleoprotein de denilebiliyor. Şöyle parantez içerisinde nükleoprotein diyelim. Nükleoprotein de denilebiliyor arkadaşlar. Evet, ribozomla ilgili söyleyeceklerimiz bunlar. Ribozomla ilgili bilmeniz gereken önemli olan şey protein sentezinde görev aldığı, birçok yerde bulunduğu. Ayrıca ribozom sitoplazmada bulunan ribozomlar hücre içine, çekirdek zarı ve endoplazmik retikulumda bulunanlar ise hücre dışına protein üretiyor. Peki mitokondri ve kloroplast olanlar ne yapıyor? Bunlar da mitokondri ve kloroplast için gerekli olan proteinleri üretiyor arkadaşlar. Bu yüzden de ribozomun görevleri bu şekildedir. Yapısında da ribozomal RNA ve protein vardır. Bu yüzden de biz bu yapıya nükleoprotein de diyebiliriz. Ribozomla ilgili söyleyeceklerimiz bunlar. Gelelim sentrozoma arkadaşlar. Evet, sentrozomun yapısına baktığımızda arkadaşlar, sentrozom bir çift sentriyolden oluşuyor. Yani şu çizdiğim, bakın şu yapılar sentriyollerdir. Sentriyol. Peki sentriyoller neyden oluşur? Sentriyoller de 9 tane mikrotübülün, hani hatırlayın size bir önceki videoda anlattığım neydi mikrotübül? Hücre içerisinde bulunan iskelet elemanlarıydı. Bu mikrotübüllerin bir araya gelmesiyle oluşuyor. Yani şunların her birine teker teker ne diyoruz aslında? Mikrotübül diyoruz. Mikrotübül. Bunlar 9 tane yan yana gelip sentriyol oluşturuyor. Sentriyoller de bir araya gelip sentrozomu oluşturuyorlar. Arkadaşlar, sentrozomlar hücre içerisinde bölünme sırasında iğ ipliğinin oluşumunda görevlidir. İlk önce yapısını yazalım. Bir çift sentriyolden oluşur. Sentriyolden oluşur. Her sentriyolün yapısında 9 tane mikrotübül vardır. Mikrotübül vardır. Evet, bir diğer özelliğimiz ne dedik? Görevini söyleyelim. Görevi hücre bölünmesi sırasında iğ ipliği oluşturur. Zaten hatırlayın, sentrozom birazdan söyleyeceğim, bitkilerde ve mantarlarda bulunmaz. Arkadaşlar, iğ ipliğinin üretimi bu yüzden de mikrotübüller sayesinde yapılır. Yani mikrotübülleri anlatırken de bahsetmiştim size. Mikrotübül temel olarak iğ ipliği, işte kamçı, sil gibi yapıların, hareketli yapıların oluşmasını sağlıyor. Bu yüzden sentrozomu olmayan hücrelerde iğ ipliğini oluşturan mikrotübüllerdir. Şimdi sentrozom ne dedik? Bitki ve mantar hücrelerinde bulunmuyor. Hayvan hücrelerinde bulunuyor arkadaşlar. Dolayısıyla şunu yazalım. Bitki ve hayvan hücrelerinde bulunmaz diyelim. Bitki ve mantar hücrelerinde. Bitki ve mantar hücrelerinde bulunmaz. Evet, sentrozomla ilgili söyleyeceklerimiz de bunlar. Yapısını, görevini bilmeniz yeterlidir arkadaşlar. Ayrıca bitki ve mantar hücrelerinde bulunmadığında bilmelisiniz. Gelelim artık bir sonraki organelimize. Şöyle geçiyorum. Endoplazmik retikulum. Arkadaşlar, endoplazmik retikulum bir zar sistemidir, iç zar sistemidir. O zaman ilk özellik olarak bunu yazalım mı? İlk özelliğimiz nedir? İç zar sistemidir. İç zar sisteminin parçasıdır diyelim. Parçasıdır. Endoplazmik retikulum genel olarak görevi hücre içerisinde madde taşınmasını sağlar. Madde taşınmasında görevlidir. Madde taşınmasında görevlidir. Şimdi ayrı ayrı zaten iki tip endoplazmik retikulum var. Birazdan bahsedeceğim ama ilk önce şekil üstünde gösterelim.
Şekle baktığımızda arkadaşlar şu yapımız, bakın turuncuyla boyadığım yapı çekirdek zarıdır. Çekirdek zarı. İçeride bulunan yine yuvarlak yuvarlak turuncuyla boyadıklarımız porlardır. Çekirdeğin yapısındaki porlardır. Çekirdek zarındaki. Yine burada iki çeşit endoplazm kretikulum vardır. Üzerinde ribozom bulunmayanlar granülsüz. Granülsüz ya da düz endoplazmik retikulumdur. Üzerinde ribozomların bulunduğu yapı ise granüllü endoplazmik retikulumdur. Granüllü endoplazmik retikulum. Arkadaşlar üzerinde ribozom yoksa granülsüz endoplazmik retikulum ya da düz endoplazmik retikulum. Üzerinde ribozom varsa granüllü endoplazmik retikulum diyoruz. O zaman bundan da bahsedelim. Üzerinde ribozom yoksa granülsüz yani düz endoplazmik retikulum, ribozom varsa granüllü endoplazmik retikulum denir. Peki bunların görevlerine, her ikisinin de ayrı ayrı görevleri var. Hem granüllüyü hem de granülsüzü anlatayım arkadaşlar. Şöyle şuraya bir başlık yazalım. Şöyle bir diyelim. Granüllü endoplazmik retikulum. Endoplazmik retikulum. İkisinin de farklı farklı görevleri vardır. İlk önce granüllüden bahsedelim. Şimdi bunun üzerinde ribozom bulunduğu için proteinle ilgili olan görevleri yapacak. Arkadaşlar protein yapılı hormonları sentezleyecek. Nasıl? Üzerinde bunlar ribozomlar proteini sentezliyor. Granüllü endoplazmik retikulum da hücrenin içerisine salıyor. Yani bu şekilde bir sentez olayı gerçekleşiyor. O zaman bunun için şöyle yazalım. Görevlerinden ilki protein yapılı hormon sentezler. Hormon sentezler. İkincisi, karbonhidratları proteinlere bağlar. Bakın glikoprotein dediğimiz bir yapı vardır. Hücre zarının yapısında bulunuyordu hatırlayın. Glikoz ve proteinin birleşmesinden oluşuyor. İşte bunu üreten yapı yani bağlayan yapı granüllü endoplazmik retikulumdur. O zaman şöyle diyelim. Karbonhidratları proteinlere bağlar. Proteinlere bağlar. Buna da ne diyorduk? Glikoprotein. Glikoprotein. Bir diğer görevi ise zar proteinleri ve fosfolipitleri sentezler arkadaşlar. Bunu da hatırlayalım. Bunu da yazalım. Zar proteinleri ve fosfolipitleri sentezler. Fosfolipitleri sentezler. Evet. Granüllü endoplazmik retikulumun görevleri bu şekilde. Gelelim ikincisine. Granülsüz yani düz endoplazmik retikulum. Şöyle yazalım. Düz endoplazmik retikulum. Arkadaşlar bunun da oldukça önemli bir görevi vardır. Bu da steroid yapılı hormonları, lipitleri ve fosfolipitleri sentezliyor. Bakın fosfolipitleri hem granüllü endoplazmik retikulum hem de granülsüz yani düz olan endoplazmik retikulum sentezliyor. O zaman şöyle diyelim. Steroid yapılı hormonları lipid ve fosfolipid sentezler. Fosfolipid sentezler. Arkadaşlar karaciğerimizde bulunarak zehirli molekülleri zehirsiz hale getirir. O zaman şöyle diyelim. Karaciğerde zehirli molekülleri zehirsiz hale getirir. Mesela ilaçların zehirli etkisini giderir. Daha sonra alkol gibi zehirli moleküllerin veya uyuşturucu gibi zehirli molekülleri zehirsiz hale getirmeye çalışıyor. Zaten bu yüzden de karaciğerimiz bunlardan oldukça fazla rahatsız oluyor. Arkadaşlar bir diğer görevi
sentezler ve yıkar. Bakın glikojeni üretir ve parçalar. Yani eğer ki vücudumuzda fazla bir glikoz varsa bu glikoz düz endoplazm retikulumda glikojen haline getirilir. Ya da glikoz eksikliğimiz varsa burada depo edilen glikojen parçalanır ve glikoz haline getirilir. Ayrıca şunu da söyleyelim. Kaslarımızda, çizgili kaslarımızda kalsiyum depo eder arkadaşlar. Şöyle yazalım. Kalsiyum depo eder. Hatta bunun özel bir ismi vardır. Sarkoplazmik retikulum diyoruz. Sarkoplazmik retikulum. Kaslara özel ismidir arkadaşlar. Sarkoplazmik retikulum diyoruz. Zaten sistemler kısmında bunu da yine anlatacağız. Evet, endoplazmik retikulumla ilgili söyleyeceklerimiz bunlardır. Burada videoyu bitirelim arkadaşlar. Endoplazmik retikulumla birlikte diğer organellere bir sonraki videomuzda devam edelim. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.